Bu videoda iki farklı popülasyondan elde edilen oranların farkı için hipotez testi yapmak üzerine konuşacağız. Bir bakalım soruda bize iki komşu mahalledeki seçmenlerden örneklem alınarak yapılan bir anketin sonuçları aşağıdadır diyorlar. Komşu mahallelerde yaşayan insanlara yeni bir yasayı destekleyip desteklemedikleri sorulmuş. Yüz seçmenden oluşan örneklemler oluşturulmuş. Bundan sonra da örneklemlerden yasayı destekleyen lerin oranlarını hesaplamışlar. Burada da toplam oranı görüyorsunuz. Soru olarak da bu sonuçlara göre mahalleler arasında önemli bir fark olduğunu söyleyebilir miyiz diye sormuşlar. Burada bir hipotez testi yapmamız gerekiyor. Bunun için de bir sıfır hipotezi belirleyerek başlamamız gerektiğini biliyoruz. Sıfır hipotezinin herhangi bir değişiklik olmadığını yani statikoyu iddia eden hipotez olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Bu yüzden de sıfır hipotezini A mahallesinde oturan ve yeni yasayı destekleyen insanların oranının B mahallesinde oturan ve yeni yasayı destekleyen insanların oranına eşit olması şeklinde yazacağız. Bunu oranların farkının sıfıra eşit olması olarak da ifade edebiliriz. Ve karşıt hipotezi ise oranlar arasındaki mutlak farkın sıfıra eşit olmaması şeklinde yazacağız. Hipotez testi yaparken bir anlamlılık düzeyi de belirlememiz gerekir. Bu çoğu zaman alfa ile gösterilir ve sıklıkla da %10 ya da %5 olarak belirlenir. Bu örnek için anlamlılık düzeyimizin %5 olduğunu düşünelim. Bundan sonra sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak oranlar arasında bu kadar ya da bundan büyük bir fark elde etmenin olasılığına bakmamız lazım bu olasılık eğer anlamlılık düzeyinden küçükse sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi kabul ederiz. Bu arada tüm bu çıkarımları yapabilmek için öncelikle gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığını da kontrol etmeliyiz. Bunu daha önce defalarca gördüğümüzü hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, rastgelelik koşulu. Bu kullanılan örneklemlerin rastgele olması anlamına gelir. Sonra normallik koşulu var. Bu da örneklemlerin ikisinde de en az onar tane başarı ve başarısız olarak kabul edebileceğimiz gözlem bulunması demektir. Gördüğünüz gibi, örneklemlerin ikisinde de yasayı destekleyen ve desteklemeyen onar kişi var. Son olarak bir de bağımsızlık koşulu var. Bunun için de örneklemin geri koyma yöntemi ile oluşturulmuş olması gereklidir ya da bu iki örneklem boyutunun popülasyonlarının boyutlarının yüzde 10'undan fazla olmamaları gerekir. Bu yüzden de hem A hem de B mahallesinde en az 1000 kişi olduğunu varsayacağız. Ve bu sayede bağımsızlık koşulunu da sağlamış olacağız. Bunları kontrol ettikten sonra sıfır hipotezinin doğru olduğunu kabul edip örneklem oranlarının farkının örnekleme dağılımı hakkında düşünmeye başlayacağız. Yapmak istediğim şeylerden ilki örnekleme dağılımlarının farkının standart sapmasını bulmak. Daha önceki videolardan oranların farkı söz konusu olduğunda örnekleme dağılımının varyansını düşünebileceğimizi hatırlıyor olmalısınız çok fazla sembol olduğunun farkındayım ama varyans A mahallesinden alınan örneklem oranının örnekleme dağılımının varyansı artı B mahallesinden alınan örneklem oranının örnekleme dağılımının varyansına eşit. Evet, bunu biliyoruz. Bir örneklem oranının örnekleme dağılımının varyansını bu formülle bulabiliriz. Not ediyorum. Örneklem oranının, örnekleme dağılımının varyansı, gerçek oran çarpı 1 eksi gerçek oran bölü örneklem boyutuna eşitti. İki durumda da gerçek oranları bilmiyoruz ve hatta bu hipotez testini yapıyor olmamızın sebeplerinden biri de bu. Tam değerini bilmesek de yaklaşık olarak neye eşit olacağına dair bir tahminde bulunabiliriz ne olduklarını bilmesek de gerçek oranların birbirine eşit olduklarını varsaydığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Peki A mahallesi ile B mahallesinde oturup da yasayı destekleyenlerin oranı arasında fark olmadığını varsaydığımızda gerçek oran için yapabileceğimiz en iyi tahmin ne olur? Toplam oran, öyle değil mi? Bu değerlerin yaklaşık değerlerini bulabilmek için buradaki P yerine toplam örneklem oranını koyacağız. Evet, bu toplam örneklem oranı yani 0,55 çarpı 1 eksi 0,55 olacak ve bunu örneklem boyutu yani 100'e böleceğiz. A mahallesi ile B mahallesi arasında fark olmadığını varsaydığımıza göre bu ifade bunun için de geçerli olacak. Bir kere daha yazalım. Örneklem oranlarının farkının örnekleme dağılımının standart sapması yaklaşık olarak yaklaşık olarak diyoruz çünkü bunun tam değerini bilmediğimiz için toplam örneklem oranını Kullanıyoruz. Anlaştık mı? Evet. Karekök içinde, bunun için bulduğumuz tahmini değer yani 0,55 çarpı 1 eksi 0,55 ki 0,45 eder bölü 100 artı bu yani 0,55 çarpı 0,45 bölü 100. Bu noktada sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızı bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Peki, hemen hesap makinemizi çıkaralım ve kare kök içinde 0,55 çarpı 0,45 bölü 100. Evet, artı, bunu bir daha yazmak yerine çarpı 2 diyelim, öyle değil mi? Evet, sonuç yaklaşık olarak 0,07. Buraya da yazalım. Yaklaşık olarak eşittir 0,07. Şimdi de bunu kullanarak bir z değeri, yani bu kadar ya da bundan daha büyük bir sonuç elde etmenin olasılığını hesaplayacağız. z değeri eşittir örneklem oranlarının farkı yani şapkalı PA eksi şapkalı PB bölü örneklem oranlarının farkının örnekleme dağılımının standart sapması için elde ettiğimiz tahmini değer ki o da 0,07 idi. 0,58 eksi 0,52 0,06 eder bölü 0,07 hesap makinesini tekrar çıkaralım. 0,06 bölü 0,07 yaklaşık olarak 0,86'ya eşitmiş. Bu kadar ya da bundan büyük bir sonuç elde etmemizin olasılığı da gözümüzün önüne getirebilmemiz için, evet, bunun örneklem oranlarının farkının örnekleme dağılımı olduğunu düşünelim. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu da varsayıyoruz. Başka bir deyişle bu örnekleme dağılımının ortalaması sıfır olacak. Bizim elde ettiğimiz bu değer ortalamanın bir standart sapmadan daha az üzerinde. Tam olarak anlatabilmek için bunun bir standart sapma olduğunu düşünelim. Burası da ortalamanın iki standart sapma üzeri olsun. Bu bir standart sapma, bu da iki standart sapma altında. Bizim bulduğumuz değer bizi burada bir yere getiriyor. Şimdi de böyle bir sonuç elde etmenin olasılığının ne olduğunu bulmak istersek, buradaki sonuçları elde etmenin olasılığı ile bu sonuçları elde etmenin olasılığına bakmamız lazım. Bunun yüzde otuzdan fazla olacağını da biliyoruz. Bakın ortalamanın bir standart sapma altını ve üzerini dışarıda bıraksak, bile bu ve bu alandan bahsediyorum. Yaklaşık olarak %31 ya da %32'lik bir alandan bahsediyor oluruz. O halde bu kadar büyük bir değer elde etmemizin olasılığı %30'dan ve anlamlılık düzeyinden fazladır. Evet, sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızda böylesine büyük bir fark elde etmemizde son derece mantıklı. Bu yüzden de sıfır hipotezinin doğru olduğunu kabul edeceğiz. Bundan sonraki videolarda bu gördüklerimiz hakkında biraz daha ayrıntıya inip bu olasılığın neye eşit olduğunu bulmak için z tablosunu kullanacağız. Böylece daha kesin değerler elde edip anlamlılık düzeyimizle o şekilde karşılaştıracağız. Bu örnekte ise buna yakın bile olmadığımızı fark etmiş olmalısınız. Bu yüzden de sıfır hipotezini reddetmek söz konusu bile değil. Soruya cevap vermemi de isterseniz bu sonuçlara göre mahalleler arasında önemli bir fark olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Hatta kesinlikle hayır.